Diyabet hastalığı halk arasında şeker hastalığı, yüksek kan şekeriyle giden ve aynı zamanda insülin direnci veya yokluğuyla genelde daha çok damarları etkileyen bir hastalık. Gözde damarsal bir doku olduğundan dolayı özellikle retina tabakası bu şekilde ki hasarına biz genelde diyabetik retinopati diyoruz ve ciddi sonuçlar doğuran bir duruma gelebiliyor. Diyabetin gözdeki en büyük etkisi aslında gözün arka retina tabakasına, yani oradaki bizim sinir tabakası ve vasküler ağ dediğimiz yapılara etkiler olmakta. Özellikle diyabetik retinopati dediğimiz durumlarda bunun ciddiyetine bağlı olarak görme kaybına kadar gidebilen sonuçlar oluşturmakta. Ya da yine halkımızın çok sık olarak söylediği gözümde ödem oluşturuyor ya da ödem var dediği diyabetik maküler ödeme bağlı ciddi görme azlıkları oluşturabiliyor. Tabii diyabetik retinopatide çok çeşitli tedavi yöntemlerimiz olabiliyor ya da seçeneklerimiz olabiliyor. Bu hastalığın ciddiyetiyle değişiyor. Fakat hangi aşamada olursa olsun diyabetik retinopati ya da diğer diyabet hastaları bunun birinci basamağında önerimiz hastanın kan şekeri regülasyonu, yani kan şekerinin düzenli olması. Hastalar zaten diyabete bağlı komplikasyon gelişen hastaların kan şekerleri düzenli değil, yani stabil değil. Bu hastalar özellikle yüksek glikoz içeren, bir anda kan şekerini yükselten, aşırı şerbetli ya da hamurlu gıdalardan uzak durmalı. Yani rafine yiyeceklerden uzak durmalı. Aşırı derecede kan şekerinin yükselip düşmesi en istemediğimiz durumlar. Bundan dolayı özellikle işte baklavaydı, şekerli, çikolatalıydı. Bunu aşırı derecede abartmadan özellikle insülin kullanan hastalarımız için söylüyorum. Çünkü bunların düzeni daha problemli. Dikkat etmelerini öneriyoruz. Hastamız Uğur Bey Kırıkkale'den geldi. Bize hastamızın en büyük talihsizliği aslında şeker hastası olduğunu farkında bile değil. Tanı konduğunda muhtemelen uzun yıllar şeker hastası olmasına rağmen bunu fark etmemiş ve diyabetik retinopati tanısıyla geldi bize. Sol gözünde görme kaybı vardı. Hemen hemen el hareketi düzeyinde, yani görmeyecek kadar görme azlığı vardı. Sağ gözü de yine %10, %20'lerde görüyordu. Sağ gözü, sol gözünü biz operasyon etme kararı aldık çünkü artık diyabetik retinopatinin ileri evresi, yani cerrahi gerektiren duruma gelmişti. Traksiyonel retina dekolmanı dediğimiz yaygın bantlar ve yaygın kanamalar vardı. Bu şekilde hastamızı cerrahi operasyonunu gerçekleştirdik, vitrektomi dediğimiz uygulamayla. Şu an gayet iyi hastamız. Başarılı bir cerrahi sonrası görmesine kavuşabildi. Şu an gayet iyi. Fakat bu hastamızın öyküsü diğer hastalarımızı da örnek olmalı. Bu kadar geç gelmemeleri lazım. Uğur Bey belki bize ulaşarak şanslıydı ya da buna olanak sağlandı. Fakat her hasta bu kadar şanslı olmayabiliyor ya da her cerrahinin sonuçları Uğur Bey'de olduğu kadar iyi olmayabiliyor. Bu nedenden dolayı diyabetik retinopatili hastalar ya da diyabet hastaları gerçekten bu retina konusunda göz muayenelerini ihmal etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yukarı bak kullanacağım.